Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Kırklareli merkezden sektörün lider firması Henry Jones'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Burak Bozok bulunmakta ve aynı zamanda firmamızın müdürü beyefendi Oğuzhan Aloğlu ile birlikteyiz. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burak Bey merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Oğuzhan Bey siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız Henry Jones'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burak Bey, hemen buranın hikayesini konuşacağız. Hizmetleri çok güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Kırklareli'nin en büyük mekanındayız anladığım kadarıyla. Evet. Bunlara geçmeden önce ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Burak Bozok kimdir? Burak Bozok 1985 İstanbul doğumlu, orta halinde bir ailenin çocuğudur. Evet. Ticaretle uğraşan bir aile olduğu için sektörde ortalama 16 yıldan beri varlığımız bellidir. Evet. Trakya'da da bu sektörün eksikliği olduğu için, benim anne tarafım da Trakyalı olduğu için burada da böyle bir konsept oluşturmaya karar verdik. Böyle bir şube açtık. Franchising bir isim adı altında. Gayet güzel. Peki burası evet, lokasyon olarak neredeyiz tam Kırklareli'nde? Lokasyon olarak şu an valilik binasının bir sokak arkasındayız. Evet. Yan tarafımız SSK, ön tarafımız da SSK hastanesi. Gayet güzel. Bilindik bir lokasyon, tam yerdeyiz. Merkezde sayılırız. Peki şimdi burası kaç metrekare bir yer? Burası tam olarak 1510 metrekare. Kapalı bir kapalı alan var. Alanıyla. Açık alanıyla beraber de 2100 metrekare. Gayet güzel. Kaç uzman kadro var yanımızda? Şu an 22 uzman kadromuz mevcut. Evet. 2 aşçımız, 2 aşçı yardımcımız, 3 baristamız ve geri kalan personelimiz garsonda oluşmak. Peki bu hikaye nereden başladı? Yani nereden esinlendiniz? Bir açıklığı hissettiniz tabii ama güzel de bir konsept var. Dediğim gibi 16-17 yıldan beri bu sektörde olduğumuz için zaten gıda sektöründeydik. Babamın bir hayali vardı. Kırklareli'nin de kafe, restoran. Buradaki hizmet eksikliğinden, buradaki mekan eksikliğinden dolayı. Sonra burası devlet yeri. İhale çıktığı anda biz aldık ve tamamen inşaatı temelden yaptık. Evet, gayet güzel. Sizi bu konuda ben tebrik ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum. Peki şimdi müdürümüz Oğuzhan Bey. Sizden devam edelim. Burada kaç konu ağırlayabiliyorsunuz aynı anda? Menümüzde neler var? Burada 400 kişi faal olarak ağırlayabiliyoruz. Menümüz dünya mutfağı. Aynı zamanda tabii ki öğrencilere hamburger, tost ve bu gibi çeşitlerde kahvaltımız da mevcuttur. Menümüz tabii ki dediğim gibi çeşitli olmakta. Yani stikler, et yemekleri ve tavuk yemekleri olmak üzere ayrılmaktadır. Peki şimdi gıda işi de yapıyorsunuz. Farklı hizmetler de var bünyenizde. Önem verdiğiniz konular nelerdir? Dikkat ettiğiniz unsurlar, ürünlerin tabii taze, kaliteli, marka oluşuyla birlikte. Tabii ki önceliğimiz hijyen. Evet. Kalite her zaman önceliğimiz, hijyenden sonra geldiği için. Müşteri memnuniyetiniz. Tabii müşteri memnuniyeti ön planda oluyor. Evet. Yani bu mutfağınıza bir kere dikkat ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Müşteri memnuniyeti, güler yüz, kaliteli ürünlerle birlikte konuklarınıza hoşça vakit geçirmeleri gerektiğinde bir alan oluşturmuşsunuz. Aynen. Burada canlı müzik performansı var mı? Aynen, canlı müzik performanslarımız haftada 2 gün olmak üzere, çarşamba ve cuma günleri ve herhangi bir canlı müzik ücreti de istemiyoruz müşterilerimizden. Evet, bunu siz oluşturdunuz. Aynen, bunu biz oluşturduk ve bu şekilde devam ediyor. Peki özel günlerde var mıyız? Yani mesela doğum günü talepleri olabilir, partiler olabilir, çeşitli toplantılar olabilir, böyle konular da var mıyız? Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün Dünya Engeller Günü'ydü biliyorsunuz. Evet. O gün biz 300 tane konuğumuza kahvaltı verdik burada faal olarak. Evet. Bunun gibi birçok çeşitli tabii kutlamalar olur. Yılbaşı eğlencemiz tabii oldu. Yılbaşı eğlencemiz oldu. Alanımız çok müsait. 400 kişi ve 1600 metrekare burası. Yani konseptiniz gereği siz her konuya açıksınız. Tabii. Talepler geldi mi karşılayabilirsiniz. Aynen. Biz marka gereği sosyal projeleri her zaman destekliyoruz. Bu da önemli bir şey. Bu konuda da sizi tebrik ediyorum. Peki Burak Bey, gelmiş olduğunuz noktada istediğiniz şeyler oluştu mu? Planlarınızda neler var? Müşterimiz bizi seviyor. Öncelikli olarak Kırklareli'nde istasyon kültürlerinden bir kültür vardı. Biz bunu kırdığımıza inanıyoruz.
Çünkü herkes istasyon caddesine çıkabilir. Oradaki kafelere gidebilir. Fakat bize gelen müşterimiz direkt bize geliyor. Bizim hizmetimize, kalitemizi, temizliğimizi ve lezzetimizi sevdiği için. Evet. Ayrıca yapımız, konseptimiz ne kadar güzelse fiyatlarımız da o kadar makuldür. Bu da önemli bir şey aslında. Tabii. Fiyat politikanızı anladığım kadarıyla uygun herhalde. Fiyat politikasını çok uygun tutuyoruz. Yani biz herkese hitap edebiliyoruz. İş adamından öğrencisine kadar herkesi ağırlayabiliyoruz. Herkes buraya girebiliyor. Peki konutlarınız buraya özellikle, tabii bu bölgeden gelen ağırlık ama yakın illerden, ilçelerden var mı? Edirne'den, Çorlu'dan, Babaeski'den, İstanbul'dan bile günübirlik gelen konuklarımız, misafirlerimiz var. Peki bu franchise'lik bir isim ama siz bu bölgede başka bir şey düşünüyor musunuz? Ya bu bölgede şu an, bu sektörde şu an için başka bir şey düşünmüyoruz. Tabii bizim düşüncelerimizden önce bu şehirde üniversitenin gelişmesi önemli, biliyorsunuz. Evet. Buralar öğrenci şehirleri. Üniversite ne kadar gelişirse biz de kendimizi o kadar fazla geliştiririz. Evet. Ama markamızdan vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Markamız çok iyi bir marka. Konya merkezli. Türkiye'de şu anda 32 tane şubesi var. Evet, siz de onlardan halkanın evet. bir zincirisiniz. Aynen, aynen. Peki, şimdi Osman Bey, gelen konuklarınıza sıcak menüde neler var? Mesela hani içecek anlamında ben bahsediyorum, kahvemiz var. Tabii. Kahvesi, başka neler var? Kahve, salep biliyorsunuz kış mevsiminin evet, vazgeçilmez içecekleri. Yoğun istenilen bir şey. Ve bitki çaylarımız hepsi mevcuttur. Evet. Yani çeşitli sıcak içecekler. Sıcak çeşitlerin tamamını evet. burada tabii, mevcut. Konuklarınızla buluşturuyorsunuz. Peki toparlayalım. Son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Henry Jones'un hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza Kırklareli halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Biz açıldığımız günden beri bizden ilgisini saklamayan, özellikle açıldığımız ilk aylarda yer bulamadıkları halde ayakta bizi bekleyen tüm Kırklareli halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, peki. Biz her zaman onları ağırlamakta burada varız. Peki, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum Burak Bey. Oğuzhan Bey, sizden de bir teşekkür mesajı alalım, kapatalım. Müşteri her zaman önceliğimiz. Biz onlara daha kaliteli hizmet sunmak için buradayız. Evet. Onlar bizim aynı zamanda biz bir aileyiz burada. Nasıl bir aile yeri gibi aynen. bir şey misafirlerimiz onları her zaman konuk etmeye hazırız. Peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizinle tanışmamış konukları da buraya davet ediyorum. Kırklareli'ne yolu düşen herkes Henry Jones'a bir uğrasın. Kalitemizi, farkımızı, hizmetlerimizi bir yakından incelesinler diyelim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılar diliyorum. Tekrar ülkemize, Kırklareli'ne bu güzel şehre kattınız. Önemli bu hizmetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kırklareli merkezden sektörün lider firması Henry Jones'tan seslendik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.